İki yıla yakın süredir devam eden koronavirüs salgını çoğu sektörde olduğu gibi sinema salonu işletmecilerini de olumsuz yönde etkiledi. Kayseri'de sinema salonu işletmeciliği yapan Faik Demir, sinema sektörü açısından çok zor bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar AVM'ye, kafelere ve restoranlara aşı kartı zorunluluğu olmadan girebiliyorsa sinema salonlarına da rahatça girebilmelilerdir dedi. İsmim Faik Demir, Kayseri sinemalarının işletmecisiyim. 1998'den bu tarafa da sinemamız faal bir şekilde devam ediyor. 2020'nin Mart 16 tarihinden itibaren sinemamızı kapattık. Toplam 16 ay kapalı kaldık. Bu süre zarfında da tabii ki bildiğiniz gibi sektör Türkiye'de özellikle büyük kan kaybetti. Temmuz 2021'de tekrar açtık. Fakat açarken de birçok işte mesafe dediğimiz %50 kapasiteyle çalıştırmaya başladık sinemaları. Sonra aşı zorunluluğu geldi. Birçok yerde olmayan aşı zorunluluğu maalesef halen sinemalarda devam ediyor. İnsanlar AVM'ye çok rahat girebiliyorlar aşı zorunluluğu olmadan. AVM'deki alışveriş merkezi içinde bulunan dükkanlarda daha az metrekareyi kaplayan yerlerde aşı zorunluluğu yok ama sinemalarda maalesef aşı zorunluluğu var. Artı bu dönemde özellikle Türkiye'deki Türk filmi yapan yapımcılar da filmlerini vizyona sokmaktan imtina ediyorlar. Bundan dolayı da sektör şu anda kötü. Sürdürülebilir bir durum değil bu. Ne kadar dayanabilirsek o kadar sonuna kadar dayanacağız ama dediğim gibi sinema sektörü açısından çok zor bir dönem yaşıyoruz. Pandemiden önce benim işletmemde 8 tane personel çalışıyordu. Şu anda 3 personelle devam ediyoruz. Bu dönemde bize şöyle oldu. 16 ay kapalı kaldığımız sürece bizim kira giderlerimiz olmadı. Devletin çıkarttığı bir yasayla biz kira ödemedik. Çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Fakat Temmuz'dan itibaren bunların hepsi kalktı. Kalkınca da bildiğiniz gibi işte sektörde yeni film de olmayınca Türk filmleri özellikle Türkiye'de %65'ine tekabül ediyor piyasa pazarı olarak. Fakat yapımcılar da imtina ettiği için bu filmler vizyona girmiyor. Seyirci gelmiyor. Tam tersi elektrik fiyatları biz kapatırken den bugüne %100 zamlanmış durumda. Bizim en büyük gider kalemlerimizden biri de bu. Ne yapacağız? Bekliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Umut ediyoruz. Ama bu gidişat çok hayra alamet değil sektör açısından. Şimdi pandemi biraz da dijitale yaradı diyelim. Çünkü insanlar evden çıkamadığı için film seyretme gereksinimlerini bu platformlar üzerinden gerçekleştirdiler. Fakat burada da şöyle bir durum söz konusu. Bir film çıktıktan sonra eğer dijital platforma satılmadan 6 ay sinema sektöründe oynaması gerekiyor filmin. Ama direkt satıyorlarsa dijitale bu direkt dijitalde yer alıyor. Dijitale son dönem bu pandemi dönemi yaradı. Tabii ki bu bizim için büyük sıkıntı. Bununla ilgili bakanlıkla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sürenin artırılmasını da istiyoruz biz. Yani sinemadan çıktıktan bir sene sonra dijitalde gösterime girmesi bizi çok aman aman sarsacağını düşünmüyoruz bu konuda. Ama dediğim gibi insanlar pandemide bir alışkanlık oldu dijital platformlar. İyi filmlerle biz tekrar eski günleri yaşayacağımızı düşünüyoruz. İyi ve Türk filmleri özellikle. Yabancı filmlerde bir sıkıntımız yok. Bu Amerikan işte Hollywood dediğimiz yapımlar şu anda gösterime tarihinde giriyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız pastadan büyük pay alan Türk filmleri. İnşallah onlar da bir cesaret gösterir. Filmlerini vizyona çıkartırlar.
sektörde rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Türk yapımları, özellikle dizi sektörü genel bakarsak yurt dışında birçok ülkede gösterime giriyor. Artık bir pazar haline gelmeye başladı. Tabii ki kaliteli yapımlar, özellikle sinema üzerinde gösterilen yapımlar kaliteli olduktan sonra seyirci sıkıntısını biz daha önceki dönemlerde yaşamadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum.